Arkadaşlar bugün size üzerinde görmüş olduğunuz arı elbisesini tanıtacağım. Yorumlarda bayağı bir soruyla karşılaştım. İşte elbise nasıl, güzel mi, kaliteli mi, memnun musun diye sorular geldi. Şimdi arkadaşlar ben bu elbiseden memnunum. Gayet güzel bir elbise. Özellikle şu tel kısmı kırılmıyor. Normalde daha önce almış olduğum elbiselerin bu tel kısmı kırılıyordu. Kıtır kıtır kırılıyor. Buralardan kırılıyor, şuralardan kırılıyor. Yani sizde de varsa bilirsiniz. Bir ay olmadan kırılıyor. Yani kırıldığı zaman da bunun bir anlamı kalmıyor bu elbisenin. Ama bu elbisenin bu tel kısmı normal sert tel değil. Neden yapmışlar bilmiyorum. Tül gibi bir şey herhalde. Ama gayet güzel görüyorum. Yani üstelik şu yanlardan da mesela hava akışı var. O yönden de iyi. Ama ben genelde şapka takıyorum. Arkadaşlar çünkü biraz bende böyle kellik var. Saçlarım kısa olduğu için arkadaşlar genelde buradan arı elbisenin üstünden gelip böyle vurduğu zaman çok acıtıyor ve beni çok rahatsız ediyor. O yüzden şapka takıyorum. Aynı sorun sizde varsa siz de şapka takın. Elbisemiz gayet güzel, ferah. Yaklaşık 8 ay falan oldu alalı. Bir dükkanda rast gelmiştim. Rengi hoşuma gitti. Bir de bu kısım, telli olan kısım baktım biraz daha yumuşak. Hemen aldım zaten. Bak Orhan senin üstündeki telli şeyi göstereyim var. Bak şu kısmı görüyor musun? Ne kadar sert. Eller sert. Arkadaşlar size de vardır. Bunlar sert. Kıtır kıtır kırılır. Mesela bir ay içinde kesinlikle bu herhalde kırılmaya başlayacaktır. Elbiseden almak isteyenler olursa şurada markası var. Şöyle göstermeye çalışayım. Akdeniz Arıcılık diye. 0532 310 51 75 telefon numarası. Bu telefonu arayarak elbiseyi sorabilirsiniz. Büyük bir ihtimalle kargoya verip göndereceklerdir. Ben memnunum. Sizin de memnun kalacağınızı düşünüyorum. Yalnız yazın denemediğim için bir şey söyleyemiyorum. Evet, bu kovanıza bakalım. Şurada 3 cıta. Ama yoğunluğu gayet güzel. Bakın burada daha önce vermiş olduğum proteinli kek vardı arkadaşlar. Onu da bitirmiş. Çok az bir şey kalmış. Biraz daha dursun bu içinde. Bu şekilde. Şurada bir şeyler var. Kurtlar var. Evet. Evet. Çekebiliyor musun? Evet. Arkadaşlar şimdi Orhan bak bunun olma sebebi arı yoğunluğunun az olması biraz. Genelde arı yoğunluğu güçlü olsaydı buraları bile temizliyor onlar. Görüyor musun bak buralarda kurçuklar oluşmuş. Güve yani. Bu güveler eğer arımız kuvvetli değilse içeriye giriyor. Strafora geliyor ve straforda beslenmeye başlıyor. Bazen şu aralarda besleniyor. Daha sonra eğer ki güçsüzse arımız, bayağı güçsüzse, tamam mı? Göstereyim, şunu çıkarayım. Eğer ki, bak burası gayet güzel yoğun, tamam mı? Eğer buradaki yoğunluk az olsaydı, güve bazen içeri giriyor ve petek üzerinde güve içine devam ediyor. Çoğalmaya başlıyor. Ama yoğunluğu gayet güzel, buna bir tane petek vereceğim. Evet, bu da ballı ve polenli arkadaşlar. Hem poleninden faydalanır Orhan hem de balında. Straforumuzu aynı şekilde devam ediyorum koymaya. Evet, straforumuzu da koyalım. Bakın 2 3 tane bir tane de verdim 4 cıta. Şimdi buna saf petek verirsen olmaz tamam mı? Biraz iyi olmaz yani. Genelde örülmüş petek vermek daha iyi olur. 3 cıtalara, 4 cıtalara, 2 cıtalara. Şerbetini yemişler. Bak mesela kabarmış bu. Buralara anarı rahatlıkla hemen yavru atar. Yani bunu oraya koyduğumuz zaman ortaya tabii üstüne bunun fıs fıs sıkacağız. Böyle şerbetli su sıkacağız. İki tarafına da. Arı hemen bunu temizleyecek.
Şimdi ana arı yumurta atarken abi tamamen kabarmasını bekliyor mu yoksa az kabarmış olana da atabiliyor mu? Tamamen kabarmasını beklemiyor. Belli bir yaraya kadar geldiği zaman ana arı oraya hemen atıyor. Yani tam kabarmış olmasını beklemiyor. Eğer ana güçlüyse yarıya kadar böyle kabarttıysa arılar hemen oraya basıyor yavruyu. Arkadaşlar yorumlarda neden naylon kullanıyorsun, ne faydası var diye sorular geliyor. Buyurun. Ben şimdi naylonu kullanmamın sebebi bu içini görmem. Arıyı açtığım zaman yoğunluğunu görüyorum. Ya da şuradan şöyle baktığım zaman şimdi şey var, bölme tahtası var. Ama Nisan ayında bölme tahtası falan kalmayacak. O zaman şöyle bir bakıveriyorum. Hemen son çıtada arı var mı yok mu onu görüyor. Birincisi. İkincisi şu kısımlarda bakın buralarda aralarda genelde arılarımız kalıyor. Ama naylon varken burada kalan arıları gördüğüm zaman şöyle yaptığım zaman böyle gidiyorlar. Yani. Çuval olursa komple eziliyor. Eziliyor. Yani çuval oldu mu? Evet Sami Bey aralığındayız. Çok düzenli arkadaşlar bakın hepsi zincirli. Arkadaşlar bakın çok güzel bir altlık yapmış tahtadan. Tabi biraz uğraşman gerekiyor herhalde bunu yaptırmak için. Abi o çok basit ve çok da ucuza mal oluyor. 5'e 5'in tanesi 6 lira. Taşıma konusunda bir sıkıntı olabilir. Taşıma konusunda sıkıntı olur. Sıkıntı en üste atıyorum. En üste atıyorsun. İşte bizimkilerde böyle kapanıyor. O zaman dümdüz oluyor demirlerde. Ha yok bu ucuz olsun. Hatta ben buna götürmüyorum. Burada depoya bırakıyorum. Gidip orada ayrı. Yani yerleşik çalışan arıcılar için mesela bakın çok güzel. Düzeni görüyor musunuz? 20 santim. Evet. Şu demirler abi onlardan bir şey yapsana bana. Bu demirler zincirlerin şeyi ne? Zincir. Taşırken mi yoksa? Yok bu taşırken bu çilip mesela kat attık diyelim bunun üzerine. Katta bir daha şeyine uğraşmıyorsun. Şu şekilde o katı bile şey yapıyor. Kapatıyor. Taşırken değil mi? Taşırken evet. Hı-hı. Bunu buraya koyuyorum. Arada şey var. Evet. Şu şekilde. Gittiğin tamam. Şu. Yay var. Tamam bunu buradan böyle kaldırabiliyorsun. Evet. Bunun altı plastik. Altı plastik. Havalandırmalı. Çekmiş. Havalandırmalı. Arıların yerdeydi. Bir geldim ki şunların yarıya kadar su olmuş. Tekrar şu hemen ertesi gün yettiğim şeyleri aldım 5'e 5. Kendim şurada çaktım yaktım. 80 aralık 300 liraya mal oldu.